Sayın Yıldırım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun bizim röportajımız için. Gerçekten çok çok memnun olduk. Size sürekli zaten Avrupa mevcutları sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Ama maalesef Avrupa'daki Türklerin bazı sorunları var. Bunları da bir podcast'ı olarak biz size bunu iletmek istiyoruz. Bunlara da çözüm istiyoruz. Buyurun. Eğer mümkünse gerçekten çok seviniriz. Özellikle bu askerlik sorunu var. Askerlik sorununda buradaki para yatırma işini konsoloslukta insanlarımız yapamıyor. Burada işlemleri yaptırıyorlar ama parayı dışarıda ödeyip tekrar geri geliyorlar. Onu değiştireceğiz şimdi. En yakın zamanda inşallah askerlik bedelinin konsolosluklarda bizzat nakit, hatta daha ileriki bir dönemde de kredi kartıyla ödenebilecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımız yakın zamanda da doğrudan askerlik işlemlerini yaptıkları takdirde hemen konsoloslukta da ücretini ödeyip aynı zamanda tekrar gidip gelmeden işlemi bitirmiş olacaklar. Teşekkürler. İkinci soru. Bu boşanma ile ilgili, burada boşanan vatandaşlarımızın bazen kanun hükmünde kararname ile yurt dışında boşanan boşanma işlemleri konsolosluklarda ve bir yeni bir kanun çıkarıldı ve Türkiye'de de tek taraflı boşanma işlemi yapılabilmesi için maalesef kanun çıkalı 6 ay olmasına rağmen, resmi gazetede yayınlanmasına rağmen bu uygulama hala yürürlüğe girmedi. Yüzlerce hatta binlerce vatandaşlarımızın en büyük sorunu da bu. Bu evet. Konuda da bir hala yazının çıkmaması hakkında bir bilgi verirseniz gerçekten tabii seviniriz. Şimdi bu meseleyle ilgili sorun yönetmelik çalışması konusuyla ilgili eksikliklerin giderilmemiş olması ve aynı zamanda da tabii yurt dışında bu işlemleri, çünkü bu çok ciddi bir işlem, çok çetrefilli bir işlem, karışık bir işlem. Yani bu kanunun çıkartılması süreci de öyle kolay olmadı. Biz ama dedik ki yurt dışında vatandaşlarımız Türkiye'de mağdur edilmesin, işte yıllarca bekletilmesin, avukatlar tarafından ölçüsüz ücretlerle karşı karşıya kalmasın. Bu sebepten dolayı konsolosluk bölgelerinde memurlarımız bu işlemi yapabilsinler. Bununla ilgili altyapı oluşturuluyor şu anda. Yönetmelik çalışması yakın zamanda bitecek. İnşallah konsolosluklarımızda bu işlemler yapılacak. Ama bu doğal olarak biraz zaman alıyor. Çünkü kanunu biz çıkarttık ama kanunun uygulanması ile ilgili memurun eline yönetmelik vermek gerekiyor. Bu yönetmelik doğrultusunda bu işlemleri gerçekleştirecek. Biraz daha sabır. Bu aynı kanun bir de Türkiye'de çıktı. Tek taraflı buradan kağıtlar gönderildiğinde tek taraflı boşanmaya müracaat edilebiliyor ve işlemler tamamlanabiliyor. Şimdi Türkiye'de zaten o var. Bu burayla bir alakası yok. Ama yani, onda uygulama yok hala şu anda. Şimdi bakın tek taraf o zaten zaten normal hukuki şey. Yani kişi sonuçta boşanmak istiyorsa tek taraflısı, çift taraflısı yok. Zaten mahkemeye başvuruda bulunur. Ondan sonra doğal bir süreç işler. İlla iki taraflı başvuruda bulunma zorunluluğu yok. Bu Türkiye'deki meseleyle burayı karıştırmamak lazım. Şimdi yeni bizim getireceğimiz sistem, boşanmış olan burada, resmi olarak boşanmış olan karı kocanın aynı anda birlikte olmak zorunda değil. İkisinin de konsolosluğa başvurarak ayrı ayrı vakitlerde de olabilir. Boşanmasının tescil edilmesi. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü yeni evlilik yapmak istiyorlar. Miras konusunda sıkıntı çıkıyor. Velayet konusunda sıkıntı çıkıyor. Bunları aşmak için kısa zamanda boşanmasının tescil edilmesi, ondan sonra yeni bir hayat başlayabilmeleri için yapıyoruz. Tamam, teşekkürler. Son bir sorum daha var. Burada aynı zamanda İFA ve emekli olan vatandaşlarımızın maalesef Türkiye'den de emekli oluyorlar. Ama maalesef burada K4 denen bir kodlamayla yüzlerce vatandaşımız mağdur. Evet. Bu konuda da bir çalışma var. Şimdi o konuyu demin arkadaşlarla görüştük. Bu konunun teknik detayına ben vakıf değilim buradaki şeyine. Yani anladığım kadarıyla burada bu insanlar çalışmadan zorunlu olarak prim ödedikleri için Türkiye'de çalışıyor gözüküyorlarmış. Çalışıyor gözüktükleri için de emeklilik aidatları ödenmiyormuş. Bu konuyla ilgili ben arkadaşlarla görüştük. Konuyu bir çalışıp döneceğiz. Neyin ne olduğunu tam olarak öğrenmemiz lazım.